Selam dostlar, kanala hoş geldiniz. Hetley ben. Bugünkü videomuzda Avalanche Ağ'ın NFT marketplace'i olan Kalao'ya değineceğiz. Kullanım sürecini detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Elbette ki tüm bu yapacağımız işlemler için MetaMask cüzdanımızı Avalanche Mainnet'te kullanmamız gerekiyor. Bununla alakalı da tüm bu işlemleri sıfırdan nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Öncelikle NFT alım satım yapabilmek için bir cüzdana ihtiyacımız var. Eğer bu ağı MetaMask destekliyorsa biz genellikle MetaMask üzerinden bu işlemleri yapıyoruz. Birazdan sizlerle beraber inceleyeceğimiz Kalao NFT Marketplace'inde de işlemleri MetaMask üzerinden Avalanche Mainnet'te yapacağız. Tabi burada şöyle bir durum var. Avalanche Mainnet normalde MetaMask'te kurulu vaziyette gelmiyor. Bildiğiniz gibi Ethereum gibi bazı ağlar kurulu bir şekilde geliyor indirdiğinizde. Fakat Avalanche gelmiyor. Bununla alakalı Avalanche ağını bizim eklememiz gerekiyor. Tabi burada öncesinde şundan bahsedeyim. MetaMask'i indirmemiş olan, daha önce kurmamış olanlar varsa videonun bu esnasına sağ üst köşeye MetaMask nasıl kurulur ile ilgili çekmiş olduğumuz videonun etiketini koyalım. Burada sağ üstten öncelikle o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ben işin bu aşamasında oraya değinerek zaman kaybetmeyeceğim. Biz şimdi daha önceki videolarımızda da yer verdiğimiz gibi ağ eklemenin kolay yolu olan chainlist.org üzerinden Avalanche Mainnet'i MetaMask'imize ekleyeceğiz. Ben de zaten hali hazırda vardı fakat video için kaldırdım. Şimdi zaten çok kolay bir işlem olduğu için sıfırdan yüklemenin nasıl olduğunu göstermek adına bu şekilde sizlere de göstermiş olacağım. Öncelikle chainlist.org'a giriş yaptım. Burada gördüğünüz gibi Connect Wallet seçeneğini tıklıyorum. Şimdi eklemek istediğim ağı gördüğünüz gibi bu arama butonuna yazarak bulup tek tuşla ekleyebiliyorum MetaMask'e. Şu anda zaten aşağıda siz Avalanche ağını görüyorsunuz ama diyelim ki görmediğiniz bir ağ eklemek istiyorsunuz. Bu arama çubuğuna yazdık ve burada tek bir butonla Add to MetaMask diyorum. Gerekli onayı vereceğim şimdi. Evet, onayla diyorum. Hatta şimdi ağı da değiştir diyerek direkt Avalanche ağına bağlanmış oluyorum. İşlem aslında bu kadar basit. Gördüğünüz gibi ağ eklemek bu kadar basit. Chainlist'i biz sıklıkla kullanıyoruz. Güvenilir bir site olduğunu söyleyebilirim. Cüzdan bağlama noktasında tereddüt edenler varsa bizim sıklıkla kullandığımız bir site olduğunu belirtmek isterim. Şimdi sizlere Avalanche Mainnet'e nasıl para yollayacağınızı göstereyim. Yine ben Binance üzerinden gönderim yapacağım. Öncelikle geldim ve kripto check kısmına kadar geldik. Yani borsadan AVAX aldık ve kripto check kısmına geldik. Şimdi buraya cüzdan adresimi kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Şimdi burada da önemli olan kısım şu. Bakın burada AVAX X-Chain kısmı var. Yani burada şu anda eşleşmiyor dediği için zaten sönük vaziyette. X-Chain dediği zaman bunlar borsadan borsaya AVAX göndermek istediğiniz zaman kullanmanız gereken ağ. Fakat AVAX C-Chain dediğimiz zaman merkeziyetsiz olarak bir cüzdana para yollamak istiyorsanız AVAX C-Chain ağını kullanmanız gerekiyor. Zaten burada da AVAX C-Chain yazmasının sebebi bu. Şu anda merkeziyetsiz bir cüzdana para gönderimi yaptığımız için, bir borsaya gönderimi yapmadığımız için A olarak AVAX C-Chain seçiyorum. Üzerine tıkladıktan sonra minimum tutar demiş. Ben göstermek için sizlere bir AVAX yollayacağım. Gördüğünüz gibi 0.01 AVAX'lık bir işlem ücreti var. Yani AVAX'ın şu anda 9500 dolar civarında olduğunu düşünürsek yaklaşık olarak 1 dolara yakın bir fiyat kesinti olacak. Şimdi çekme diyelim. Ben bundan sonraki işlemleri yaptıktan sonra videoya devam edeceğim. Evet, tekrar birlikteyiz. Yaklaşık olarak 30 saniye içerisinde borsadan göndermiş olduğum AVAX cüzdanıma ulaştı. Sizler de şöyle görüntüleyebilirsiniz. Şimdi asıl videomuzun konusuna geçelim. Kalao NFT Marketplace'i. Kalao özellikle bazı önemli koleksiyonlardan sonra ciddi olarak Avalanche ağının hacmini toplayan NFT Marketplace oldu. Kalao bu kadar yaygın değilken öncesinde NFT Trade sitesi, halen şu an aktif olan bir NFT Marketplace'i vardı Avalanche'ın. Ama buradaki hacim zaten çok yeterli değildi.
Şu anda da Kalaon'un yaygınlaşmasıyla birlikte hacim iyice azaldı diyebilirim. Esas olarak bir şeyler, bir NFT almak istiyorsanız ya da satmak istiyorsanız esas olarak hacmin döndüğü yer net bir şekilde Kalao. Şimdi Kalao nasıl kullanılır, nasıl ayrıntıları var birlikte konuşacağız. Öncelikle sağ taraftan gördüğünüz gibi Connect Wallet seçeneğine tıklıyorum. Buradan hangi tip cüzdanla bağlanmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Bizler çoğunlukla dediğim gibi MetaMask kullandığımız için MetaMask'in üzerine gelip tıklıyoruz. Buradan gerekli izinleri vereceğiz siteye bağlanmak için. Bağlan dedim. Ve şimdi tekrardan bir onay istiyor benden. Ve şu anda siteye bağlandım. Şimdi her zaman her sitede başladığımızda anlattığım gibi sağ tarafta bizle alakalı kısım var. Yani benim NFT'lerimin olduğu, ayarlarımı yaptığım vesaire vesaire. Şimdi öncelikle ben kendi resmim üzerine tıklıyorum. Burada gelip My NFTs kısmına tıklıyorum. Şimdi burası benim profilim. Ben daha öncesinde burada bazı şeyleri değiştirdim. Ama sizler nasıl değiştirebilirsiniz onları söyleyeyim. Bakın burada cover dediğiniz zaman yine arka taraftaki fonu değiştirebiliyorsunuz. Yine bunun dışında şurada ayarlar kısmına geldiğiniz zaman ise burada bazı bilgilerinizi, isminizi vesaire güncelleyebiliyorsunuz. My NFTs kısmına geldiğiniz zaman ise burada sizin sahip olduğunuz NFT'leri görüntüleyebiliyorsunuz. Yine Activity kısmına geldiğiniz zaman ise cüzdanınızın bazı hareketlerini burada sizler de daha öncesinde yaptığınız bazı hareketleri, alımları, satımları, listelemeleri görebiliyorsunuz. Ben bunun dışında şu anda profilde çok fazla detay olmadığı için bunlara girişmiyorum. Yine biraz önce gösterdiğim ayarlar kısmına buradan da gelip bazı düzenlemeleri yapabilirsiniz. Yine bu ben genellikle birçok sitede kullandığım gibi mesela bunun yerine gece modunda kullanıyorum. Buradan da bu ayarı kendiniz de yapabilirsiniz. Dilerseniz gündüz moduna alabiliyorsunuz siteyi. Ana sayfaya geldiğimiz zaman ise bakın sağ üst tarafta her sitede aslında baktığınız zaman tematik olarak aynı şeyler var. İşte Explore kısmı var. Evet, buraya geldiğimiz zaman burada farklı kategoriler mevcut. Dilerseniz buradaki trendlerdeki koleksiyonlardan bazılarını keşfetmek için kullanabiliyorsunuz burayı. Ya da kendi ilgi alanınızı çeken sadece birebir sanatla alakalı, oyunla alakalı koleksiyonları buradan keşfediyorsunuz. Yine burada galeri kısmı var, earn kısmı var. Earn kısmı nedir? Burada Kalao'nun kendi bir token'ı var. Bununla alakalı staking işlemleri yaparak buradan pasif getiri sağlayabiliyorsunuz. Yine MyNFTs kısmı ise profilinize giden bir başka kısa yol. Ana sayfaya döndüğümüz zaman ana sayfa genel itibariyle top collection'ları gösteren, top sellers'ları gösteren, yani bunlar en fazla satış yapanlar vesaire ya da en fazla alım yapan hesapları görebileceğiniz istatistiksel veriler dışında genellikle var olan koleksiyonları ya da yeni gelecek koleksiyonları gösteren görselliğin ön planda olduğu bir ana sayfa bizleri karşılıyor. Yani fena bir görüntü değil. Aslında bunları biraz billboardlar gibi düşünebilirsiniz. Yani dışarıda nasıl billboardlar var. Burada da buradaki koleksiyonlarla ilgili gelen ya da gelecek olan koleksiyonlarla ilgili bilgi alabileceğiniz aktif bir ana sayfa yapmışlar. Yine burada top collection'lara geldiğiniz zaman ise 24 saatlikten başlayan 1 haftalık, 1 aylık ve tüm zamanların en fazla hacmini toplayan koleksiyonlarla alakalı istatistiksel listelemelere ulaşabileceğiniz bir ekran bizleri karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi en tepede Fırat koleksiyonu bulunuyor. Aslında bununla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Avalanche özellikle Türk NFT camiası için, Türk kripto camiası için oldukça önem arz eden bir ağ. Zaten bizler Avalanche ekosistemine çok fazla önem veriyoruz. Birçok Türk proje Avalanche ağında değer yaratıyor. Burada bayrağı gördüğünüz gibi NFT adına Fırat koleksiyonu taşıyor. Ve burada bu ekosistemde NFT bakımından hareketlerin ve dikkatin olabilmesini sağlayan koleksiyonun kesinlikle Fırat koleksiyonu olduğunu söylemeliyim. Ben de biraz evvel profilimde gördüğünüz üzere bir Fırat NFT'si tutuyorum. Yani bunu herhangi bir şekilde bir maddi karşılığı olmaksızın satmayı düşünmediğim bir şekilde tutuyorum. Çünkü benim için önemli bir karakter, önemli bir karikatür karakteri. Bunun bana ileride bir getiri sağlamasını ya da sağlamamasını çok fazla benim gözümde önemli bir yeri yok. Bir tanesini hatıra nezdinde tutuyorum kendi adıma diyebilirim. Ama normal şartlarda burada Uykusuz Dergisi'nin karikatüristleri başta olmak üzere çok önemli Türk karikatürist ve çizerler burada koleksiyon çıkardı ve çıkarmaya devam ediyorlar. Tabii bunun dışında burada görebileceğiniz gibi tüm zamanlardan ziyade özellikle son bir aya bile baktığınız zaman
İkinci sırada yer alan Barış Büyüktaşlar'ın Evox Capital projesi var. Bu da aynı gün içerisinde sold out olmuş. Başarılı bir şekilde markete oturmuş bir koleksiyon. Yani bu nedenle burada gerçekten iyi değerler. Bizler adına hem gurur verici hem de iyi takibi yapılırsa çok fazla bir bütçe gerektirmeden bir Ethereum ağındaki işlem ücreti yeri geliyor 150-200 dolarları bulabiliyor. Ama burada iki Avax'tan bir ön satıştan iyi bir NFT koleksiyonu keşfedebilirseniz 200 dolara neredeyse Ethereum ağında işlem ücreti ödediğiniz meblağa burada bir NFT sahibi olabiliyorsunuz. O nedenle buraların takibini bizler Solana, Avax ve diğer ağlardaki NFT'leri gerçekten yakından takip etmenin düşük bütçeli kişiler için, NFT tarafını merak eden ve düşük bütçesi olan kişiler için iyi bir başlangıç aşaması olarak görüyoruz. Ve bunların gerçekten takibinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında diyelim ki bir koleksiyondan satın almak istiyoruz. Hangi koleksiyondan alalım? Geldik. Burada Yiğit Özgür'ün Funnel koleksiyonuna giriş yaptık. Burada bunlar ne ifade ediyor? 5555 parçadan oluşan bir koleksiyon. 1429 sahibi var. Koleksiyonun en düşük parçasının fiyatı şu anda 0.60 Avax. Yani yaklaşık olarak bir 60 dolara tekabül ediyor. Floor price koleksiyondaki en ucuz satılan ürünün fiyatı demek. Yine burada da toplam 3744 Avax'lık bir hacim olduğu bilgisi mevcut. Geldiğiniz zaman bunlardan alım yapmak istiyorsunuz. Şimdi öncelikle biz bu koleksiyonu hiç bilmiyorsak, bildiğimiz bir koleksiyon bu ama bilmiyorsak ve alım yapıp yapmamaya uygun mudur buna araştırmak istiyorsak ne yapacağız? Aktivite kısmına geliyoruz. Burada satış kısmını sadece seçili bırakıyoruz ve bakalım ne zaman alım satımlar olmuş. En son 1 saat önce burada bir ürün satılmış gördüğünüz gibi. 4 saat önce alımlar olmuş. 1 gün önce, 2 gün önce diye gidiyor. Yani marketin hareketli olup olmadığını bu activity kısmından anlıyoruz. Items kısmına geldiğimiz zaman ise diyelim ki biz bu koleksiyona alım yapmaya karar verdik. Tabii ki burada önemli ayrıntılardan bir diğeri Twitter, Discord gibi sosyal medya bağlantılarına giderek buradaki etkileşimlere bu koleksiyonun size ileride bir utility yani bir kazanç sağlayacak mı? Farz misal şöyle söyleyeyim bu koleksiyonu tutanlar yarın bir gün çıkabilecek yeni bir koleksiyondan belki whitelist alım hakkı elde edecekler. Belki bu koleksiyon yarın bir gün bir token çıkartacak ve koleksiyonundan ürün tutan herkese pasif olarak token verecek her gün diyelim. Yani şu anda Kripto Kemal'lerin Ninja koleksiyonunda yaptığı gibi NST token gibi bu şekilde pasif bir getiri sağlama pozisyonu olabilir. Yani bunları biraz daha sosyal medya hesaplarından takip ederek öğrenebilirsiniz. Ya da bunlarla ilgili çalışmalar olup olmadığını buradan bilgi edinebilirsiniz. Bunlar şu anda gerçekten NFT camiasında insanların daha fazla önem verdiği şeyler oldu. Bu utility yani ben bu koleksiyonu sadece resmi güzel olduğu için tutmak istemiyorum. Bana bir getirisi olmalı diyen insanların sayısı çok fazla arttı. Çok da doğal bir talep olduğunu düşünüyorum. Bu noktada biraz daha bunların araştırılması yapılmalı mutlaka ki bir ürün alınacaksa. Diyelim ki biz bu koleksiyondan bir ürün almak istiyoruz. Ne yapacağız? Öncelikle buradan en son listelenenlerden başlayıp işte ucuzdan pahalıya, pahalıdan ucuza gibi seçeneklerden ucuzdan pahalıya sıralayalım. For sale diyoruz buradan. Ve burada da açık arttırma usulü mü yoksa direkt satışta olanları mı görmek istiyorsun diyor. Ben genellikle direkt satış olanlardan tercih ediyorum. Ve burada şu anda direkt satışta olan ürünlerin fiyat sıralamasını ucuzdan pahalıya göre sıraladım. Bunlardan hoşuma hangisi gidiyorsa diyelim ki ben şunu beğendim. Üzerine geliyorum 0.63 Avax'tan satılıyor. Bunu tabii ki şöyle geldiğiniz zaman bakın sıralaması 5555 parça içerisinde 5026'ymış. Tabii ki bunlar her koleksiyonda bu şekilde rank görünmüyor, sıralama görünmüyor. Bu şu andaki nadirlik sıralaması elbette ki. Diyelim ki Fırat koleksiyonuna geldik. Bakın burada mesela bunu tıkladığınız zaman burada herhangi bir rarity sıralaması gördüğünüz gibi mevcut değil. Yani bu her koleksiyonda olan bir durum değil. Bazı koleksiyonlarda var, bazı koleksiyonlarda yok. Şimdi bu koleksiyon için mesela var. Bu bir kriter mi? Evet, kriter. Bir diğer kriter ne? Gözü hoş gelmesi. Çünkü herkes her koleksiyonun rare'lığına, parçanın rare'lığına bakmıyor. Gözü hoş gelen bir koleksiyon, gözü hoş gelen bir parça. Bu nadirlik sıralamasına bakılmaksızın bu camiadaki yeni olan, bu tarz şeylere önem vermeyen, sadece koleksiyoner olarak tutmak isteyen insanlar için çok bir önem arz etmiyor. O nedenle biraz daha gözü hoş gelen, dikkat çeken bir parçayı seçmenizde yarar var diyelim.
Ve bu ürünü ben diyelim ki almak istiyorum. Bu ürüne gelelim. Farz-ı misal bu ürüne karar verdik. Buy diyorum. Evet, burada bu ürün şu anda gördüğünüz gibi bakın 1 AVAX'tı fiyatı. İşlem ücreti de yaklaşık olarak 0.03 AVAX. Yani 3 dolara tekabül eden bir işlem ücretiyle ben onayla diyerek bu ürünü satın almış oluyorum. Ben şu an almadım fakat sizler almak istiyorsanız diye aşamalarını gösterdim. Onun dışında ben kendi var olan ürünü diyelim ki aldım ve bunu satmak istiyorum. Nasıl satabilirim? Üzerine geldim. Öncelikle ben bu ürünü farklı bir cüzdanıma bunu transfer edebilirim. Transfer kısmına tıklıyorum ve burada diyelim ki bir cüzdan adresim var. Tıkladım. Buradaki buton sönükse şartları kabul ediyorum ve transfer diyerek bu ürünü farklı bir cüzdanıma ya da bir arkadaşıma bedelsiz transfer edebiliyorum. Ya da ben bu ürünü satmak istiyorsam sell diyorum. Burada direkt mi satacağım yoksa açık arttırma usulü mü satacağım? Açık arttırma usulünü seçersem kaç gün boyunca bu açık arttırmanın devam edeceği kısmını seçmem gerekiyor. 5 gün diyelim. Ve burada açık arttırmayı 2 AVAX'la başlatıyorum. Ve sell butonuna tıklayarak bunu açık arttırma usulü satışa koymuş oluyorum. Direkt olarak satmak istersem yani ben net bir fiyat vereceğim ve bu fiyat üzerinden satılmasını istiyorum dersem ise diyelim ki ben bu ürünü 10 AVAX'tan sallıyorum şu anda tamamen. 10 AVAX'tan satmak istiyorum. Sell butonuna tıklıyorum. Tekrardan bir butona daha tıkladım. Ve şimdi cüzdandan gerekli onayı vereceğim. Evet, şu anda benden 4 dolarlık bir işlem ücreti istiyor. Ben onayla diyorum. Tabii ki ben bu ürünü satmak gibi düşüncem yok. Yani birazdan satıştan kaldıracağım. Fakat sizlere göstermek için satışa koyuyorum şu anda. Şu anda ben bu ürünü gördüğünüz gibi 10 AVAX'tan satışa koydum. Şimdi diyelim ki satışa koyduğum bir ürünü satmaktan vazgeçtim. Ne yapacağım? Burada Cancel'a tıklıyorum. Ve ürünümü satıştan kaldırıyorum gördüğünüz gibi. Yani burada bir ürünü alırken, bir ürünü satışa koyarken ya da satıştan kaldırırken bu adımları izlememiz gerekiyor. Ve şimdi artık ürünüm satışta değil. Tekrar profilime geldiğim zaman ise ürünümü koleksiyonlarım kısmında tekrardan gördüm gördüğünüz üzere. Kabaca ürünlerle alakalı alım satım süreçleri de bu şekilde oluyor. Biraz önce söylediğim gibi sizlere kısa ya da uzun vadede bir değer yaratacak NFT koleksiyonlarını almanızda mutlaka ki yarar var. Bunları çok aceleyle alım satımlar yapmanızı tavsiye etmem. Mutlaka ki araştırın. Benim Avalanche NFT Marketplace olan Kalao için anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenerek, yorum yazarak ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.